Evet, edebilir falan demiyorum. Lafımın da arkasındayım. Eder. Bugün de kızınız o Ali Korkmaz'la beraber stüdyomuza geldi. Buyurun. Benzi. Biz el ele girmek istiyoruz dediler. Gel. Bir daha ne? Kaç zamandır görmüyorsun kızını? Şuraya. Gel otur. Müge Hanım, ben kızımı boşandı. Boşandı Ne kadar bugün. zamandır ablacığım? Bayramın üçüncüsü günü gördüm, bir daha kızımı görmedim. Ben yalan Öpmek konuşmam. ister misin anneni? Yok, öpmek istemiyorum. İstemiyorsun, 5 aydır. Ha, görmedim hocam. Hı? Görmedim. O Tamam, bir öyle. konuş, nasıl kızım de? Yeşim, niye böyle yaptın yavrum? Artık bize acımadın, çocuklarına niye acımadın Sattığın kızım? mobilyasından olabilir mi? Hemen. Sattığın mobilyasından olabilir mi? He? Sattı. Burada bak, sattı, net konuşma. Şimdi bak Müge Hanım, Sen hiç bana konuşmayacaksın. bak, bana bir Sen hiç saniye. Ben konuşma. buraya düzgün Sen hiç geldim. konuşma. Edebimle Müge Sen Hanım'ın hiç hatırı için. konuşma. Kadın Sen bir yanıma beni geldi dinle. diye evini Sen dağıttıyız. ilk önce Mobilyasıyla çocuğunu öpüyorsun hayır. hala. Aman bacım, Bana karım, bahçeden kızım, Burada mobilyadan bahsetmiyoruz. Ali Korkmaz. Ali, bir Bak ben bir sana sen önce beni şu dinle. bilgileri vereyim. Bir beni dinle Dün ondan sonra. biliyorsunuz, dün bahsetmiştim size bazı görüntülerden. Ekipler, dinliyor musun beni? Ali Korkmaz. Kızları yazdı da çıkarabilirsin. Tamam. Kızlar sen demedin mi? Korkmaz Hayır. Bey. Anne dedi. Dün dedim. ekipler, Çocuk Şube Müdürlüğü, Amasya. Amasya diyorum gene. Bu Amasya değil mi? Amasya Çocuk Şube, bu Yeşim Kamışlı'ya ait, yani annelerine Evet. ait uygunsuz videoları atmışsın ya o Ben çocuklara. atma değil abla, onu ben biliyorum. Ahlaksız. Tamam evet Ve o abla. yasaklı madde görüntülerini Tamam ve evet abla. mesajları, o Atmadım tehdit diyor edilip ya. o çirkin sözlere maruz kalan kızlar için harekete geçtiler. 15 ve 16 yaşındaki kızları bulundukları adresini alıp emniyete götürdüler. Kızlar Dün hem götürdük. senden hem de kendilerini Ali Korkmaz'a karşı koymayan annelerinden şikayetçi oldular. Olsun Ali Müge Hanım, ben Korkmaz'ın açayım kendilerine yani. gönderdiği tüm ses kayıtlarını, Evet. görüntüleri ve mesajlarını emniyet ekipleriyle paylaştılar. Ekipler şikayet üzerine konu hakkında çalışma başlattı. Ayrıca Narkotik Şube Müdürlüğü de çalışma başlattı. O senin o uyuşturucu görüntülerini, Evet. o kız çocuğunu 15 yaşındaki sana en fazla şimdi 45 Ablacığım gram onlar uyuşturucu verebilirim. değil. Ablacığım Seni onlar uyuşturucu burada değil. değil, Onlar değil. Onlar uyuşturucu Müge Hanım, değil. yavrum, Onlar yavrum. uyuşturucu değil. Onlar uyuşturucu Hadi değil. oradan. Bak benimle Müge Hanım Öyle onlar. mi? 11 dakika Ay ablacığım. Müge Hanım, o uyuşturucu Ben değil. Sana bir şey O görüntülerin ne kadar güzel, o Abla kadar güzel hangisi de var? yapmışsın Hayır. ki Kız... Yeşim'in de o görüntüleri içtikten sonra neler yaptığını da atmışsın. Hepsi emniyetin Müge elinde. ablacığım, onlar Sen uyuşturucu abla, değil. Beraber ben o sana bir şey kadının kızına şekeri. nasıl o görüntüleri atarsın? Sabah beş Akide buçukta şekeri. bana para Sen yollar nasıl ya, bize ne atarsın? O atmadı, ben attım. Onu kafaya Hayır yapma. verdi, ben Hadi. attım. Ben Müge attım, Hanım. eşim atmadı onu, ben Müge attım. Hanım. Öyle mi? Ben attım. Alın kızım, ne yapıyorum, Ben bakın diye mi attım, kızım attın? beni sürekli arayınca ne Müge yapıyorsun Hanım. diye ben aramalarını istemedim. Bu şekilde arayınca ben onu Tamam, sen de atıyorum. cezaevine gir. Kardeşim hem orada tedavi de olursun. Müge Hanım. Ben ya, sıkıntı cezaevine yok, yok. girmiyorum. Tamam, sıkıntı yok, yok. Girmiyorum, ben bir şey de yapmadım. Ablacığım, Ya, 15 yaşındaki sorun ne? çocuklara böyle pornografik görüntüleri, uyuşturucu görüntülerini atıp Uyuşturucu nasıl? 14 yaşında Neydi? Ne o? Atmadım. Benim Ne kızım o? benim eşime yazdı ki Ali Sen ne yaptın? Hayır, WhatsApp'tan çıkar ya hepsini. Bunun üzerine sen ne yaptın? Devlet yalan, WhatsApp'tan sen çıkardı hepsini. Ortalığı sen karıştırdın. Sen var ya, susar Müge mısın? Hanım, senden bir ricam. Bu kız bizim dediğimize gitmezse, gitmiyorum. Muayene olmazsa, test yapmazsa, hadi beni bekle, tamam, olmuyorum ya. Hayır, yok ya. Olmuyorum. Bu kadın hadi de vereyim şimdi, çıkmayacak. Bunu, kanımda hiçbir şey. Verebilirim şimdi, verebilirim. Bunun cenazesini. Verebilirim Müge abla. Hemen veririm. Verebilirim. Gel. Mu içiyordun orada? Mum ben hiçbir şey içmedim Müge abla, benim kanımda da Görüntülerim çıkar. var, görüntülerimi Sen izledim. Ben İzledim değilim ben. kızım görüntüleri. İçmiyorum, Ne benim eşim. Biliyorsan, Evet. 15 yaşında kızın Evet. senden uyuşturucu istediği zaman ya Ben da onu görüntü yazdım ben. Bu adamın yanından kalkıp kızının yanına gidip Evet. onu bir doktora götürmek.
Bak anne olarak bunu yapmıyorsan sen suçlusun. Ben doktora götürdüm onu. Götürdüm onu doktora ben götürdüm. Hayır efendim götürdüm. O adamın yanında kalamazsın ben o zaman. Ben eşimi, çocuğunun kızımı doktora götürdüm. Annemi çok iyi diyor benim. Sanki doktora götürdüm. Annelik görevini yaparsın. Ya ben kızımı doktora götürdüm. Götürdüm benim ailem değil. Çocuğuna uygun. Hayır ailem bana kere ayı çıkmadı. Buraya geleceksen sen de gözüme lanet olsun. Çocuğum yürüyorum. Ben de sildim. Ali Bey. Ne oluyor böyle? O kıza para yollarsa bu kadın iyi. Ben kızlarıma para gönderirsem iyi. Para... Yeşim Hanım ben sana hiçbir şey çok söylemiyorum. Yazık ya, çok sen yazık. Ben sana gerçekten hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü sen hayatın elinden gitmiş farkında değilsin. Hayır. Ben senin için üzülüyorum. Ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Ya ben ama... eşimin yanında mutluyum, huzurluyum. Ne ben mutluluğu? Eşimin yanında bile değilim. Ben kayınvalidemin yanında kalıyorum. Adam işinde gücünde. Yaşarcığım ben kayınvalidemin yanındayım. Senin saçını kesmişler, götürmüşler, başkalarına vermişler. Kime vermiş saçını? Kim dedi sana ya? Kim dedi sana? Saçını, aha bu bacına anlatmışım bacına. Kim dedi kim? Bacına. Lütfen niye kestin saçını? Oğlunun yuvasına yıktın bu çeneni. Artık biraz şu çeneni tuttun. Tut, herkesi kınadın başına şey gel, biraz dilini tut ya. Yeşim, her kınadığın bizim evimizde mevcut artık. Yeşim, bir dedikoduyu konuşmuyoruz. Herkesi kınaya kınaya her hale düşündü bizi. Biraz ben ya. Suçlamana hiçbir bu haberi ya? Diyorum. WhatsApp payları burada. Kitapla soruşu var. Sana... Ali Bey, Yeşim bir susar mısın? Ben Amasya'yı da sildim, seni de sildim. Yeşim, sen rezil oldun. Ya sabi ya Allah. Tamam, rezil olmadım ben. Benim ağzım açık, yüzüm ak. Müge Hanım, bir kalk. Ben bu yayını terk edeceğim. Onun için şu stüdyoyu alın. İşte zaten... Yeşim Hanım! Yeşim Hanım! Yeşim Hanım! Zaten sıkıntı şu. Sen... Yeşim Hanım, sen, ben de aynı şeyi söylüyorum. İddiamın da arkasını. Niye o zaman senin o görüntülerini atıyor herkese? Haberin yok. Haberin yok, haberin. Sen niye atıyorsun? Sen konuşma. Niye atıyorsun? Sen konuşma. Sen konuşma. Sen namusu bilmeye mi kalırsın? Benim anam bacım zahret. Atların lan ki hemen. Ben senin oğlanım lan. İşte ben sana bir şey söyleyeyim. Bana ben sana demeyeyim. Ali Bey, akrabaların arıyorlarmış telefonu. Bizim adımızı vermeyin, bize de saldırır. Fakat Yeşim çok dayak yiyor, o kadını kurtarın oradan. Kim diyor? Akrabaların. Kim oğlu varsa biri de gelsin baksın. Bakabilirsiniz. Benim akrabalarım mı arıyormuş? Ben dayak filan da yiyen biri değilim. Yeşimcim, Ali Bey. Dayak yiyen biri değilim. Benim akrabalarım mı arıyormuş? Evet. Benim akrabamda bunu tanıyan dayım, annem, bacım, kardeşlerim. İşte kim bir şey diyor? Sen tahmin et işte. Gelin bakın, tahmin et işte sen de. Kim olduğunu sen de tahmin et işte. Aile çevremden mi? Benim aile çevremde söylüyorum kimse işte. Burayı arayıp da öyle bir cümle diyemez. Şey hepsini arayıp şu an burada hazır oraya. Niye diyemez? Ne yaparsın? Hayır, yok, şey yok. Ne yaparsın derlerse? Çünkü Yeşim el üstünde tutuyorlar herkes. De. Yok Müge abla ben evimde gerçekten dayısı, annesi... Yani bu şekilde olmayacağını biliyorum. Bak Yeşim. Ya ben Yeşim'le dedikoduyu... iyiyim, mutluyum. Benim şu an bir yuvam var, evim var. Dayalı döşeli benim bir evim var. Ben şu anda evimde senin yüzünde tırın içinde herkes... Dedin ki anne turşumu... Evet koydum eşim bana gönderdi. İki günde yanımda kalırsın gidersin evimize dedi. Ben de tırın içinde yaşayacağım demedin mi? Neyle yaşayacağım? Neyle sana mı soracağım neyle yaşadığımı? Bak senin kızın bile aramış. Yeşim 2,5 hafta önce annem çok fazla dayak yediği için dönmek istedi. Bilet istedi. Hayır Müge abla öyle bir şey yok. Yemin ederim bak bir şey yok. Kızın da yalan söylüyor. Hayır ben sadece dedim ki kızlarıma. Anne buraya gelsene bizi görmek istemiyor. Buraya gelmek istediler. Dedim ki bak dedim adam yolda kızım dedim. Ben şu anda görümcemin evindeyim dedim. Zaten dedim evde dedim. 3-4 çocuk var, kayınvalidem var, ben varım. Siz dedim bir de genç oğlan var. Olmaz kızım dedim. O da dedi ki görümcemde gelsin dedi annem de burada kalsınlar dedi. İkisi de gelsin dedi. Ben Ali'de dedi ki gelsinler hayatım kalsınlar dedi. Ne olacak annem Emine bir şey demez dedi. Senin bu kocam kocan dediğin adam evli mi bekar mı? Benim eşim mi? Şu anda evli ama boşanma davası sürüyor. Eşi çekişmeli de olduğu için. Benim eşim şu anda. Benim yanımdaysa benim, benim eşimdir. Ben inşaat yemeğe gelmiyorum. İmam nikahlı eşim. Bunu dünyada bitsin, herkes bitsin. Ama ben gerçekten şunu çok iyi biliyorum ki eğer narkotik
Eğer narkotik devreye girmezse, yani çocuk şubenin yapabileceği çocukları korumakla alakalıdır. Çünkü ben korkuyorum. Bu çocuklar annesinin yanına gitmek isteyecek. Bu adam o kızın fotoğraflarını koymuş TikTok'un kına. Aşkom diye hitap edemezsin, aşkom diye yaşı bir kızına. Terbiyesiz, yazamazsın. 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 O kıza uyuşturucu görüntülerini gönderemezsin. Sen şu anda var ya, burada da olmamalısın. Ama biliyorum işlemlerin süreceğini. Lütfen bu insanlara gereken cezayı verin. Bu kız, bu Yeşim'e de üzülüyorum ben. Bu Yeşim düşmüş bir belaya da. Sana bir şey söylemiyorum ama sen de her ne durumda olursan olsun o yanında eşim dediğin evli çoluklu çocuk adam var ya, senin kızına aşkom diye mesaj yazıp seninle pornografik görüntülerini atamaz. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla sinirden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.